çıkmış maşallah. Yavrulak çıkmış. Burayı da işgal etmiş. Hadi bir de güvercinlerimiz hakkında konuşalım. Kuluçka'da yatan birkaç güvercin var. Bu güvercinlere bir göz atalım sizlerle arkadaşlar. Hem de bir bakalım nasıllar, ne yapıyorlar. Aynı zamanda gelen yorumlara da biraz cevap verelim değil mi? Evet, güvercin familyamıza baktığımız zaman hakikaten böyle bir bembeyaz bir familyaya sahibiz. Her telden çalmıyoruz. Farklı renklerimiz yok. Farklı tonlarımız yok ama bir o kadar güzel hayvanlarımız var. Şimdi sepet kuyruklar en popüler hayvanlıklarımızdan sadece biri arkadaşlar. Bu aralar sepet kuyruklarımızın şu an yuvayı da görebiliyorsunuz. Oyun oynuyorlar, birbirlerine kur yapıyorlar, kızıyorlar. Sepet kuyruk paçalı güvercine kızıyor. Daire daire geziyorlar evlerinde. Biliyorsunuz 3 katlı, hemen hemen kaç odalı diyebiliriz? 2, 1, 2, 3, 6 ve 9 odalı bir apartmanları var kendilerinin. Güvercin yuvamız da hakikaten güzel yani. Sizler de zaten bunun yapımını da paylaşmıştım. Bu videonun sonunda bırakayım arkadaşlar. Gidin bir bakın ki bu yuvayı nasıl yapmışız. Bayağı uğraştık. Babam sağ olsun çok uğraştı. Ama sonuç olarak yaptı. Ve çok da güzel oldu. Şimdi şuradan şu beyazlığın, şu kar tanesinin sıfatına bir bakın. Ne kadar tatlı, yuvaya ne kadar güzel yakışıyor değil mi? Şurada perçemli güvercinimiz var. Öyle oturuyorlar. Güneşleniyorlar, güneşin tadını çıkartıyorlar. Güneşli bir sabah ve sıcacık bir ortam. Bu durumda güvercinlerimizin hoşuna gidiyor. Güvercinlerin zaten yağmur, kar, kış fark etmeksizin bütün hava şartları, iklimlerin her bir hali hoşlarına gidiyor. Kuluçkada yatan güvercinlerimize gelirsek şu sol tarafta, yani şurada bir kuluçkada yatan güvercin familyamız var. Familyası derken 2-3 tane paçalı gördüm. Sanırsam 2 tane kuluçkada yatan hayvanımız var. Onların yanlarına da uğrayıp bir bakalım sizlerle. Bir göz atalım. Bu ara kuluçkada ziyade güvercinlerimizin evine kiralık tavuklarımız var. Kiralamışlar odaları. Şu misal bir kattaki bir oda kiralık arkadaşlar. Tavuklarımız kiraladı. Şimdi ben kümes iptal edip civciv büyütme ünitesi yaptığım için tavuklarımızı da dışarıda salmaya başladılar. İşte şu yuva kutusu, şu yuva kutusu. Burayı düzenleyeceğim. Şu arka tarafa güzel bir yuva kutusu yapacağım, dizayn edeceğim ama ondan öncesinde şimdilik güvercinlerin yuvalarını ele geçirmiş tavuklarımız var. Kiralamış diyorum ben. Çünkü kısa süreliğine. Biliyorsunuz bıdığın yavruları, bıdık da dahil olmak üzere böyle cins yerleri çok seviyorlar. Perçemli güvercinim ne haber? Kunkulan guban olayım ben sen. Gelelim konumuza. İşte şu orta katı kiraladılar. Buradan ben görüyorum. Kameradan görünmüyor. Birazdan götüreceğim sizi. Onun da kanıtı da var yani oranın kiralık olduğuna dair. Bir süre bıdığı da gördüm. Bıdığın yavrularını da birkaç kez gördüm. Girip güvercinlerin yuvalarını işgal ederek oralara yumurta salıyorlar. Ama iyi yanları ne biliyor musunuz? Güvercinleri pek rahatsız etmiyorlar. Yani girip de kuluçkada yatan bir güvercini kaldırıp kendileri yatmaya çalışmıyorlar. Bu durumda benim çok hoşuma gidiyor. Çok uysal ve akıllı hayvan oldukları buradan da çok belli oluyor. Sepet kuyruklarımız da anladığım kadarıyla tekrardan yumurta salmaya hazırlanıyorlar. Hemen şu dairedeki oturan hanımefendiler, hanımefendi ve beyefendimiz. İnşallah kısa zamanda da yumurta salacaklar. Bu arada size bu videomda bunu da sorayım. Cevabını da yorumlarda bekliyorum. Yuvaları boyayalım ama nasıl renklerde boyasam, neler yapsam onu merak ediyorum. Siz bana bir renk verin. Çok fazla renk olmasın. Her delik ayrı renk olmaz. Çünkü zaten iki delik bir yuvaya bağlı. Onun dolayı öyle bir şey yapmamız gerek ki her biri zaten çok komple boyamaktansa sadece delik, yani kapı ucularını boyamayı düşünüyorum. Ama diğer yandan komple de aslında bir vernik yapılabilir daha güzel olsun diye. Yuvamın hakkında da yorumlarınızı beklerim. Şimdi bir bakalım kuluçkada yatan hayvanlarımıza ve aynı zamanda da şurada bizim sepet kuyruklarımız var. Bunlar kesinlikle hazırlanıyorlar. Büyük ihtimalle yumurtaya hazırlanıyorlar. Çalı çırpı da dolaştırıyordular. Şöyle edeyim, buradan kaçsınlar. Siz yumurta mı salacaksınız? Hazırlanıyor musunuz? Kuluçkada yatan tavuklarımıza geçmeden önce de tavuk diyorum ya.
güvercinler odaya geçmeden önce bizim misafir katı, yani kiralık katı da göstereyim. İçerisi yumurta dolu. Hiçbirini toplamadım. Neden biliyor musunuz? Yumurta toplama videosunu da toplayacağım. İnşallah ilerleyen zamanlarda birkaç video sonrasında sizlerle birlikte bir yumurta toplayalım. Dışarıdan yumurta toplamak bence daha zevkli olacak. İçeridense. Kümes içerisine girdiğim zaman yumurtaların yerleri zaten belli. Ama buradan yumurta toplayacağım zaman sadece buralar değil, kümesin her yerine salmış olabilir tavuklar. O yüzden hep birlikte her bir noktaya bakıp yumurta arayacağız. Ve bu durumda beni bazen heyecanlandırıyor. Çünkü çok heyecanlı oluyor yani. Haksız mıyım? Evet, şimdi kuluçkada yatan güvercinlerimize bakalım. Bir kısmı burada arkadaşlar. Bir tanesi burada. Altında yavru var, yok bilmiyorum ama büyük ihtimalle yok arkadaşlar. Halen daha yatıyor. Göremiyoruz. Ve ikinci kuluçkada yatanımız da burada. Bu biraz ürktü ve yavruları çıkmış. Maşallah. Yavrular çıkmış. Şşt. Şşt. Senin yavruların çıkmış lan. Ha? Çıkmış mı yavruların senin? Çok güzeller. Çok tatlılar. Çok tatlılar. Anne çıktı yuvadan. Ebeveynleri de o yuvaya girdi, bakalım tekrar yerine girecek mi? Büyük ihtimalle girmesi gerek. Çünkü yavruları tek kalmasın. Benim yüzümden hayvan yavruların üstünden kalktı, üşüdür müşüdür şimdi. İşin yok. Bir de onların mebalı üstümde yüklenmesin. Ha, yorumlarda okuduğum kadarıyla yuvayı temizlememi isteyen arkadaşlar var, yuvaları. Arkadaşlar, yuvaları temizlemek zor iş değil. Elimle tutar temizlerim. Lakin gördüğünüz gibi kuluçkada yatan hayvanlar falan var. Onlar bir yecirlerini büyüsünler. Komple bir temizlik yapmam doğru olacaktır. Haklısınız. Çok haklısınız hem de. Aha, bıdığı yine gördüm. Bakın, bıdığın yavrularından yine gördüm. Burayı da işgal etmiş. Hey George. Gördünüz mü? Sekse benzeyen tavuğumuz burada. Her zaman gibi işgal etmiş. Altında yumurta var mı bilmiyorum ama guk düşmeye hazırlanıyordu. Halen daha bekliyorum guk düşeceğini. Yani sabırla bekliyorum ama guk düşecek, kesin guk düşecek bu. Sürekli yumurta salıyor, delikleri değiştiriyor. Bir bakıyorum burada salıyor, bir bakıyorum burada salıyor. Yani iki katı da işgal etmiş. Ama yesin. Bayağı bir seri salımı var. Her gün görüyorum. Her gün gidip salmaya giriyor. Bu durumu beni çok mutlu ediyor. İnşallah tez zamanda yumurta salımını da geçip biriktirip bir an önce bir guk düşmesini istiyorum. Güvercinler konusunda Erzurum'a merkeze ineceğim. Bakın, sizler için yapıyorum bunu. Uzundere'mizde yok. Etrafa baktım, araştırdım, bir türlü bir güvercin bulamadık. Bulamıyorum, hakikaten bulamıyorum. Güvercin yok. Yani farklı renklerde, farklı tonlarda yok. Sanırsam bizim buralarda bir güvercin bakan benim. Zaten başka güvercin bakanlar hep benden almışlar. Benim hayvanlar dolu her yerde. O yüzden yeni bir güvercin familyası elde edebilmek için mecburen merkeze ineceğim. Merkeze indiğim zaman bir pazara gideceğiz. İnşallah pazarda zaten bir çekim yaparım arkadaşlar. O çekimi de paylaşırız. Tavuk pazarı, güvercin pazarı. Güvercin pazarından güvercin alabilirim, almayabilirim. Ama bir tane iş yerimiz var. O iş yerine gideceğim. Durmuş abim var sağ olsun. Onun yanına gidelim. Belki ondan güvercin alabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Ya pazardan da olabilir, oradan da olabilir ama farklı renklerde, farklı şekillerde güvercinlere bakacağız. Ve sizlerle birlikte alacağız. Sırf sizler istiyorsunuz diye. Yoksa benim bir ayrım gayrımım yok. Lakin birçoğunuz bazen haklı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü farklı renklerin de, farklı cinslerin de kümesimizde bulunması kümese renk katacaktır. Ve böylece de içeriklerimiz, videolarımız daha renkli olacaktır. Değil mi? Daha hoş, daha güzel bir ortam oluşturabilmek için elimden geleni yapıyorum. Ve bu videomda çok soru sordum sizlere. Bakın, birinci sorumuz, kafesimizi ne renklerde boyayalım, renk çeşitleri. İkinci sorum ise, ırk olarak zaten sürekli belirtiyorsunuz, gidip alırız ama şöyle bir soru daha yanıt etmek istiyorum sizlere. Arkadaşlar, şimdi hayvanlar bazen dışarı çıkıyorlar kapıdan ve içeri etmek çok zor oluyor, edemiyoruz. Onun dolayı nasıl bir şey önerirsiniz? Hele de güvercin besleyen arkadaşlarımız illaki biliyordurlar. Güvercinlere bir yuva yapmamız lazım. Şu tor dışından içeriye, torun hem üst tarafından içeriye girebilecekleri bir ortam oluşturmam lazım. Tordan direkt kapı yapsam kapıya alışır mılar?
böyle bir kapı yapsam, açsam, kapatsam acaba alışır mılar? Uçurduğum zaman gelip kapıdan içeri girer miler? Yoksa bir kubbe gibi böyle bir şey mi çıksam yukarıya doğru? Kubbe mi çıksam da oradan kapılı yapsak, tahtadan, ahşaptan bir şekilde oradan mı içeri girseler? Bu konuda da sizlerden aslında bir yardım istiyorum. Güvercin bakarlar için söylüyorum. Güvercinler akıllı hayvanlar bildiğim kadarıyla. Birkaç kez öğrendimler artık o kapıdan sürekli yuvalarına girip çıkabildiklerini biliyorum. Ama sizlere tekrardan bir sorayım dedim. Şuradan falan bir kapı yapabiliriz. Şu ortamdan şu yuvanın önüne. Şurada bir tahta var. Onun önünden böyle bir açma, kapatmalı bir sistem yapsak hayvanlar içeriye de bilir miyim? Bunu sizlerden öğrenmek istedim arkadaşlar. Ve detaylı olarak bekliyorum. Bugün de çok gevezelik ettik, çok konuştuk. Hepinize çok teşekkür ederim beni ilk dinlediğiniz için. Bazen çok gevez olabiliyorum, kusuruma bakmayın. Ama biliyorsunuz sizler için çekim yapıyoruz. Arkadaşlar, sorularıma cevap bekliyorum. Videomuzu like'lamayı ve kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Şuradan çıkan iki videoya gidebilirsiniz. Şuradan da kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.